Günümüzde seks yapmak artık dizi ve filmlerden bile aşağı yukarı öğrenilir oldu ve çoğu dönem filmine baktığımızda seksin her dönem aynı olduğunu fark ettik. Peki size Orta Çağ döneminde seks yapmanın çok daha farklı olduğunu söylesek? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Britanyalı tarihçi Catherine Harvey'nin The Fires of Lust, Sex in the Middle Ages kitabına göre seks nasıl yapılır sorusunun cevabı o döneme göre çok daha farklı yanıtlanıyor. İşte Orta Çağ döneminde seks yapmanın kuralları. Seks her dönem aynı görünse de yapılan bir araştırmaya göre Orta Çağ'da seks bambaşka bir şeydi. İspanyol El País gazetesinin yaptığı araştırmaya göre onlarca Orta Çağ döneminde geçen romantik film incelendi. Orta Çağ döneminde geçen filmlerde seks çok abartılı görülse de tarihçiler bunun tam olarak öyle olmadığını savunuyor. Özellikle Britanyalı tarihçi Catherine Harvey'nin The Fires of Lust, Sex in the Middle Ages kitabı bu konu hakkında en net yanıtları veriyor. Tarihçi Harvey'nin bu konu hakkındaki kapsamlı kitabına göre günümüzün tam tersi olarak sekste erkek değil, kadın daha aktif bir rol oynuyordu. Bunun yanı sıra o dönem klitorisin varlığının henüz bilinmemesi, mastürbasyon ve özellikle de oral seksi neredeyse sıfıra indiriyor. Klitorisin varlığının bilinmemesinin yanı sıra ünlü tarihçiye göre o dönem belden aşağı aşağısı kirlilik ve günahla örtüştürüldüğü için genel olarak tercih edilmiyordu. Tüm bunların yanında Orta Çağ döneminde kadınların sadece misyoner pozisyonunda seks yaparak hamile kalabileceğine dair bir inanç vardı. Kadınların orgazm olduklarında ise hamile kaldığı düşünülüyordu. Kadının üstte olduğu pozisyonlarsa özellikle korkunç pozisyonlar olarak görülüyordu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.